Ceza bu 14 Mayıs'ta. AK Parti. Neden AK Parti? Sevdiğimiz için, vatanımız için, milletimiz için. Bayrağımız için, ezanımız için. Ezanımız için, her şeyimiz için. Tayyip Erdoğan, AK Parti. Diğerlerine ne oy verilir ne de başka bir şey neden verilir. Neden verilmez abi? Ya şimdi görünen köy kılavuz istemez. Şöyle bir bakıyoruz biz vatandaş olarak. Yani şimdi gözümüz kör değil. Bizim için aslında parti de önemli değil. Bizim için çalışan önemli. Bu vatana, bu millete, yani bu vatandaşa faydalı olabilmek önemli. Doğru mu? Şimdi biz diyorsa AK Parti'ymiş, şuymuş, buymuş bizim için önemli değil. Bizde 80 enflasyon var. Faydalı olmuş hali mi bu? Şimdi şöyle etrafına bir bak. Faydalı olmuş hali mi, olmamış ama hali Türk mi? Bulamıyorum abi. Hep sığınmacı, Arap, göçmen. Sor abi. Sorayım, devamlı soruyorum. Bak şimdi ona da geliyorum. Şimdi, var mı yok mu çok? Var. Heh. Ama şimdi şu da var. Bak bu kadar esnaflar da onlardan kazanıyor. Şimdi onu da görmek lazım. Ama şimdi, bizim vatandaşımız alışveriş yapamıyor. Vallahi bak ben alışveriş yapacağım şimdi. Mağaza arıyorum. Kendime göre bir şey bulamadım. Arıyorum. Var mı? Var. Demek ki yapabiliyoruz. Bu kadar insan da bak demek ki yiyebiliyor. Demek ki yapabiliyor. Yani şey yapmamak lazım. Herkes keyfi yerinde. Bizim de keyfimiz yerinde. Ne kadar kira ödüyoruz İstanbul'da? Ben ev sahibi. Benim kiram yok. Ha, ev sahibisin. Bir 15 bin lira kira ödeyebilirsen geçinebilir misin? Ya şimdi şöyle bir şey var. Şimdi herkes ev alabilir mi? Belki alamayabilir. Doğrudur. Alır alır. Ben 10 yaşından beri çalışıyorum. Bir tane evim var. Arabam da var. Allah'a şükür. Yani, ne zaman aldın evi? Hangi dönemde aldın? Yani 2011'de aldım ben. Şu anda bir genç alabilecek mi bir daire? Ya şimdi şöyle. O günkü şartlar da var. Ama şimdi sen öyle bir yerden geliyorsun ki bak. Ben diyorum ki 10 yaşından beri çalışıyorum. Ben Yozgat'tan buraya abi geldim. Şu anki çocuk da 5 yaşında çalışsın. Çalışsın abi. Çalışsın, biriktirsin. Biz hafta sonu nedir bilmedik. Orada burada gezmedik. Evimizden işimize, işimizden evimize nasıl geldik. 8 milyon, 10 milyon biriktirebilecek mi bir çocuk asgari ücretle? O zaman da diyeceksin ki sen nasıl aldın, doğru mu? Ben abimle beraber aldım. Bir onu aldık orta. Tek de alamadın yani. O zaman da tek alamadım. Ya o günkü şartlar neyse, bugünkü şartlar da o. Ama benim babam 4 çocuk okutup bir yılda bir daire alıyordu. Ne zaman? 96'da. Bak şimdi kazanç var. Kazanç var, kazanç var. Yok, abi diyor, iyi diyor ama sıkıntı yok diyor. Abi ondan hala, ondan haberi yok. Ben yok, ben. Ya hayır, bak oralara girme. Bak oralara girme. Benim, neyse kapat konuyu. Şimdi çok sağ ol. Yaşım olmuş bilmem ne, bir tane vuracağım, biri daha yarın girecek. Ya beyin git. Yok. Sende beyin var mı? Şey. Senin nerede beyin var? Ya git git git. Git başıma bela olma, git. Git başıma bela olma. Pezevenge bak. İzlemliyoruz, bayram üstü alışveriş yapalım. Azlıktan geberiyoruz ya, ne var ki? Siz kendiniz biliyorsunuz, ne var? Millet perişan, hayat bağlılığı, ne var ki? Neden abi bu hallerdeyiz? He? Neden bu hallerdeyiz? Nasıl bu hallerdeyiz? Yani kimin yüzünden bu hallerdeyiz? Benim yüzümden. Ekonomist misin abi sen? Ekonomik. Ekonomist misin? Ekonomik yüzünden. Peki kime oy vereceğiz 14 Mayıs'ta? He? 14 Mayıs'ta kime oy vereceğiz? CHP. Kendimize vereceğiz. Kime oy vereceğiz? CHP. Yanımızda olan mı var? İyicek oluyorsan girebilirsen yanına. Ama ne zaman o istiyorlar vatandaşın önüne çıkıyorlar daha böyle. Ekonomi nasıl abla? Bayram ekonomi mi? Yapabildin mi? He yaptım. Siz yaptınız mı? Bana niye soruyorsun o zaman? Neden abla bu hallerdesin peki? Neden mi? Söyleyeceğim de söylemeyeyim diyorum ama. Kime oy vereceğiz 14 Mayıs'ta? Kime oy vereceğiz? Kendime dedim ya. Kendime oy veriyorum. Kime vereceğim bu? Oy kime verebiliriz? Teşekkür ederim. Kim var? Sizce kim bizi bu durumdan kurtarabilir? Var mı bir öneriniz? Dürüst biri olursa olur abla. Dürüst olan var mı? İşte ben de onu soruyorum. Dürüst olan biri var mı? Versek var, var. Ha? Teşekkür ederim. Tabii ki bize yakın olan birine oyumuzu vereceğiz. Vatandaş olarak sonuçta biz bu görevimizi yapmak zorundayız yani. Ama tabii ki bu iktidara değil. 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı seçiminde oyumuzu kime vereceğiz? Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Neden Kılıçdaroğlu? Ya abi baksana bu ülkeye, çekilecek bir ülke mi? Her şeyi almış başını gitmiş. Bu ülkede mülteciler, buralar her tarafı mülteciler şey yapmış bak. İşgal etmişler adeta. Hiçbir tanesine bir müdahale ediliyor mu? Hiçbir tanesine herhangi bir şey söyleniyor mu? Söylenmiyor. Bizim ülkemizdeki insanlar pazarlarda artık şeylerle, meyvelerle besleniyor. Hiç kimse buna dair bir şey söylüyor mu? Söylemiyor değil mi? Ne olacak? Bu ülke bu şekilde devam etsin mi? Deprem diyorlar. İnsanlara şöyle bir şey yapıyorlarmış. Artık o canlı çıkanları gösteriyorlar. Diyorlar ki
Depremde biz öyle bir müdahale ettik ki bütün insanları canlı çıkardık. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sonuç itibariyle bu ülkenin şeyi, bu rejimi, bu sistemin değişmesi lazım. Kim düzeltebilir peki? Bu ülkeyi... Erdoğan. Tabii. Erdoğan çok düzeltti. Bundan sonra daha iyi düzeltecek. Düzeltti, belli. Ne kadar düzeltti? Kaç para alıyorsun? Bir kıyma. Olacak şimdi, iş mi ya? Yani kıymanın 350 lira olduğu yerde, bu ülkede çocukların yatağı aç girdiği bir yerde nasıl bir vicdanlar ya? Nasıl bir şeydir, akıldır? Ben akıl demiyorum da, yani beslenme işte, bir yerde 3-5 kuruş alıyorlar, onu kendine kar sayıyorlar. Bu ülkenin bir geçmişi var, bu ülkenin bir cumhuriyet tarihi var. Yani bu cumhuriyet tarihinde insanlar daha iyi şeyler yaşamak, daha iyi bir dünya hedeflerken şu an gelip düştüğümüz duruma bak. Orta Doğu ülkeleriyle, 3. dünya ülkeler, gelişmemiş ülkelerle yarışıyoruz ya. Bugün Amerika'yı, işte Avrupa ülkelerini baz almamız gerekirken bugün nereyle yarışıyoruz? Irak'la yarışıyoruz, İran'la yarışıyoruz, işte Pakistan'la, Hindistan'la, oralarla yarışıyoruz. Olur mu böyle bir şey? Var mı tarihinde böyle bir ülkenin bu tarihinde? Biz neyi hedeflememiz gerekiyor? Ülkemizde yaşayan insanların refah düzeyini bütün dünyada en iyi yaşayan ülkelerle kıyaslamak durumundayız. Yani gitmiş işte 3. lige düşmüş futbol terimiyle. Onlarla yarıştırırsak işte geldiğimiz nokta da burası. Buyur işte bir tane geçiyor. Adama bak. Bodyguard yiyor, içiyor, geziyorlar. Keyifleri yerinde. Kim veriyor bu parayı, kim kazanıyor? Kim veriyor paraları? Söylesin bir tanesi. Yani artık korku. Nereye gideceğiz? Hapse mi atacağız? Atsınlar. Ne, hapse mi atacağız? Atsınlar. Dolayısıyla artık bu ülkede bir şeyleri yapmamız lazım. Dolayısıyla yani bu sloganik, bu artık partizancılık, işte getirdikleri ülke, giydiği kıyafete bak, üzerindeki ceket 5000 liradan başlıyor. Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan diyecek. Git bir de sokakta o pazar artıklarıyla beslenenlere bir sor. Kim diyor? Abi 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceğiz? Ben bir Türk milliyetçisi olarak tabii ki Sinan Oğan'a oy vereceğim. Onun dışında Türkiye'nin durumunu şu an hiç iyi görmüyorum. Özellikle bu sığınmacılar konusunda, sığınmacılar geldiği için bu Türkiye'de bu ev kiraları, bütün ekonomi, her şey arttı. Bunların %90'ı bu sığınmacılar yüzünden ve ben bu Ümit Başkan'ın, Ümit Özdağ'ın politikalarını çok beğeniyorum ve kesinlikle oyumu Ümit Özdağ Zafer Partisi'nden yana kullanacağım. Çünkü inanıyorum kendisi aynı zamanda bir profesör. Şu liderlere bakın, bir tane profesör var mı içerisinde? Bir tane bilim adamı var mı? Adam toplum psikolojisi. Her şeyi biliyor. Bundan 10 sene önceki bütün olayları biliyor, söylüyor. Çünkü toplum psikoloğu adam. Bu adam Almanya'da, İngiltere'de olsa kesin iktidar olur ama Türkiye'mizde maalesef insanlarda biraz sıkıntı var. Olamıyor ama inşallah Allah'ın izniyle ben oyun vereceğim ve olacağına da, en azından meclise gireceğine de inanıyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Abi kim oy vereceğiz? Bizim zaten belli nereye oy vereceğimiz. Sinan Oğan'a oy vereceğiz. Neden Sinan Oğan? Yani şu anda 4 adaydan en donanımlısı o zaten. Genel başkanımız da öyle, Ümit Özdağ. Yani dolayısıyla doğru kişi %100 o. Teşekkür ederim.